Sığınma talebi iki kez reddedilen Hristiyan, İran'a gönderilmemesi konusunda İçişleri Bakanlığına talepte bulundu. 2018 yılında mahkemenin gerçek bir zulüm eylemine maruz kalmayacağı kararı üzerine Reza Karka İran'a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sığınma talebi iki kez reddedilen Hristiyan, İran'a gönderilmemesi konusunda İçişleri Bakanlığına talepte bulundu. 38 yaşındaki Reza Karka, eşi Lirayli ve 4 yaşındaki kızları Rossi ile birlikte Bradford'da yaşıyor. 2018 yılında mahkemenin gerçek bir zulüm eylemine maruz kalmayacağı kararı üzerine Karka, İran'a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sığınma talebinin kabul edilmesini isteyen Hristiyan Hukuk Merkezi, Karkah'ın İran'a dönmesi durumunda inancı nedeniyle hapis, işkence ve hatta ölüm cezası alabileceği konusunda uyarıda bulundu. Eşiyle sokaklarda tanışan Karka, 2015 yılında yerel bir kilisenin sosyal yardım programı aracılığıyla Hristiyanlığı kabul etti. Vaftiz edildikten sonra uyuşturucu bağımlılığını yenen Karka, kilisede aktif olarak İranlılara yardım etmekle beraber İngilizce-Farsça çeviri hizmetinde bulunuyor. 2016'daki ikinci sığınma talebi, kendisine yöneltilen 150 soruyu doğru şekilde yanıtlayamadığından dolayı mahkeme tarafından reddedildi. Ayrıca kutsal kitaptan kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayamayan Karka Kendimi baskı altında hissediyorum. Evden ayrılma düşüncesi beni endişelendiriyor. Dışarı çıktığımızda İsa'nın bize merhamet etmesi için dua ediyoruz. Yeni bir hayatım ve umudum var. Bunun benden alınabileceğini düşünmek korkunç. Korkarım ki sınır dışı edilirsem, kızım onu terk ettiğimi düşünecek diyerek endişelerini dile getirdi. Pakistan'da maruz kaldığı zulmün ardından İngiltere'ye gelen Episkopos Mikael Nazir Ali, Karkah ve eşiyle tanıştı. Hristiyan inançlarında ve yaşamlarında samimi olduklarını belirtti.